Bu videomuzda C# diz anahtar sözcüğünün kullanımını göreceğiz. Hemen isterseniz kodlarımızı yazalım ve daha sonra diz anahtar sözcüğünün kullanımını anlatayım ben sizlere. Biliyorsunuz sınıflar konusuna kadar geldik. Hemen async sistem diyorum. Class isim soy işlem yazdır adında bir sınıf tanımlıyorum. Bu sınıfımızın içine daha önceden yapmış olduğumuz bir örnek vardı. Bu örnek üzerinden göstereceğim ki anlayasınız diye arkadaşlar. Şimdi iki tane değişken tanımlıyorum. Public string isim olsun bu. Public string soy isim. Şimdi arkadaşlar burada metodumu tanımlayacağım. Public string diyorum gene. Ad soyad olsun, ad soyad. Soyad herhangi parametre almasın. Şimdi hemen içerisine bir string tanımlayalım. Bu ne olsun? Ad soyad yaz olsun mesela. Eşittir. Yukarıda tanımlamış olduğumuz isim artı soy isim diyorum. Döndüreceği değer return ad soyad yaz. Şimdi burada hemen ikinci metodumu tanımlıyorum arkadaşlar. Public. Geri dönüş değeri yok. Void eşit olsun bu. Eşitle. İçine alacağı değerleri yazıyorum şimdi arkadaşlar. String isim. String soy isim diyorum. Metot parametrelerini yazdıktan sonra içeriye this isim eşittir isim this soy isim eşittir soy isim diyorum. Ve aşağıda arkadaşlar public void yazdır metodunu tanımlayıp değerleri yazdıracağız. Console readline hemen şöyle yıldızlıyorum. Console readline isim diyorum. Artı isim console readline soy isim diyorum arkadaşlar. Artı soy isim console readline isim soy isim olsun bu. Artı burada tanımlamış olduğumuz metodu çağıracağım şimdi. Yani ad soyad yaz. Burada parantezlerimi koyuyorum. Parantezimi kapadım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi şunu yukarıdan aldım arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Şimdi hemen aşağıya arkadaşlar metodumuzu çalıştıracak olan yani programımızı çalıştıracak olan sınıf tanımlıyorum. Class çalıştır dedikten sonra bunun içerisine statik void main yazıp metot parametrelerini açtıktan sonra aynı şekilde yukarıda tanımlamış olduğum sınıfımı burada şimdi çağıracağım. Evet. Dedim. Yani şunu şuradan aldım. Buraya kopyaladım arkadaşlar. Burada şimdi buna bir isim vereceğim. İsim soy isim yazdır. Biz de buna isim soy isim yaz diyelim mesela. Eşittir nef. İsim soy isim yazdır dedikten sonra isim soy isim yaz nokta burada arkadaşlar eşitle metodunu çağırıyorum. Parantezlerimi açtım. Görmüş olduğunuz gibi burada eğer siz de görüyorsanız string bir değer istedi benden. İsim değerini alacakmış. Bu isim değişkenine atanacakmış. Emre diyorum. Virgülümü koydum. Şimdi string soy isim değerini istiyor arkadaşlar bizden. Selli dedim.
Noktalı virgülüm koydum. İsim, soy isim yaz nokta. Yazdır metodunu çağırıp konsol readline'a bu işlemi de burada durduruyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Kodlarımızda hata yok. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi Emre Selli dedi. Aşağıda da Emre Selli olarak gene verdi bize. Hemen şurada biraz düzenleme yapalım. Ki güzel gözüksün, hoş gözüksün arkadaşlar. Şurada da yani şurada çağrılan değerlerin bitişik olduğu için şurada çağrılan değerler bitişik olduğu için burada isterseniz şu şekilde yaparak arada boşluk bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim this anahtar sözcüğünü neden kullandık? Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir metot tanımladık eşit adında. Bu metodumuzun içerisinde de metot parametresi olarak string türünden isim ve string türünden soy isim iki tane değişken tanımladık arkadaşlar. Bunlar yukarıda tanımlamış olduğumuz isim ve soy isim değişkenleriyle aynı isimleri taşıyor görmüş olduğunuz gibi. This anahtar sözcüğü aslında bunu aşmak içindir. Yani şurada tanımladığımız değişkenleri isimleri aynı olduğu için yukarıdaki tanımladığımız değişkenlerle bunu aşmak için kullanılır. Örneğin mesela şuradaki this sözcüğünü kaldıralım. Sarı bir şekilde şimdi burada bize parametre string isimle de bunu buradaki parametre olarak algıladı arkadaşlar. Eğer bunun önüne this korsak this koydum ben şimdi pardon. This koydum bakın şimdi bakalım. String isim soy isim yazdır nokta isim dedi arkadaşlar. Türünü ve hangi sınıfta bulunduğunu ve adını yazdı görmüş olduğunuz gibi. Yani şuradaki değişkeni atadı direkt olarak. Şurada da aynısını yapalım mesela ki görün arkadaşlar yani aradaki farkı. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi isim string isim soy isim isim soy isim yazdır değişkeninden gelmiş olduğunu görüyoruz. Şu değişken olduğunu anlıyoruz bunun. Burada da bakın parameter string isim string soy isim olduğunu yani şu parametrenin burada tekrar göster şu parametrenin burada gösterilip ve tekrar ona eşitlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak soy isim değişkenimizin null bir değer alması lazım. Çünkü bildiğimiz gibi C# dilinde string türleri varsayılan değer olarak null bir değer alıyorlardı. Hemen bakalım bir öyle mi olacak? Görmüş olduğunuz gibi null bir değer aldı. Ama biz aşağıda buna Sally değerini atamıştık. Bunu görmedi ve null bir değer aldı arkadaşlar. İşte bunu aşmak için burada this anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Yani metot parametresi olarak tanımladığımız değişkenin yukarıdaki tanımladığımız değişkenle eşitlemek için kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Eğer burada yani şöyle bir şey yapmış olsaydık ki daha önceden böyle bir şey yapmıştık. Burada buna hiç gerek kalmayacaktı arkadaşlar. Yani şu şekilde kullanımda tamamıyla doğru olacaktı. Bakıyoruz görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tanımlamada uygun oldu. Biz bunu değil de burada işte bu birleri kaldırıp burada da this anahtar sözcüğünü kullanıp tanımlamanın ve this anahtar sözcüğünün nasıl bir kullanımı olduğunu anlatmış olduk. Bu videomuzda bu kadar. Kolay ve basit bir örnek oldu. Herkese iyi geceler diliyorum.